Ferdi Tayfur'un yeğeni katıldığı bir televizyon programında amcası hakkında olay iddialarda bulundu. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elinde, sana koş. Bu işte benim şarkım. Aydoğan Tayfur, Ferdi Tayfur'un klasikler arasında yerini alan Ben de Özledim şarkısının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Ya zamanında verdim bunu. En yakınlarımızın bir haberi olmadı. Hatta kendisine dedim, benim ismimi mi yazdıracaksın amca falan, böyle arkadaşlar arasında. O zaman gençtik tabii, yani gençlik zamanlarımızdaydı. Verdik, okudu. Albüm çıktı, baktım Ferdi Tayfur söz müzik. Dedim amca böyle. Senin ismini yazmışlar. He oğlum dedi, bir yanlışlık olmuş dedi ya. Baskı hatası olmuş falan. Aydoğan Tayfur ayrıca amcasının kendisinin önünü kestiğini de iddia etti. Televizyonun ana haber bülten şeyinde çıkacaktım. Ana haberler zamanında çıkacaktım. Bekliyoruz. Haber çıkacak. Aradım şeyi, yönetmeni. Dedim ne oldu? Yayın müdürümüze Ferdi abi telefon etmiş. Efendime söyleyeyim, senin haber yayına girmeyecek. Ferdi Tayfur'un yeğeni babasının cenazesine usta sanatçının gitmediğini de öne sürdü. Ferdi Tayfur bu şok iddialara şimdi ilk kez Gel Konuşalım'ın canlı yayınında yanıt verecek. Ferdi Bey günaydınlar efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Ferdi abicim, saygılar. Hayırlı sabahlar. Hakan'cığım nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun canım abim benim. Sen nasılsın, iyi misin Ferdi abi Allah, ya? Ferdi baba Allah, ya. Allah yardımcısı. Seni çok seviyorum Ferdi abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Kardeşim. Hem çok saygı duyuyorum, seni çok seviyorum. Böyle gençliğim aklıma geldi bir anda vallahi billahi. Sağ ol Hakan'cığım. Yani. Bütün şarkılarını A'dan Z'ye ezbere biliyorum abi. Bak beni sözlü yapsan hani uzak ara ilk üçe girerim. Mutlaka. Canım abim benim. Ya şimdi ben tabii ki bu böyle bir hususta karşınızda olmayı istemezdim. Estağfurullah yani, mı abi öyle? Her şey bizim için. Ya, ama yani bu şimdi birine ekmek verirseniz bu ekmek döner derdinizi ısırırsa çok arıza gider. Tabii. Evet. Ben bunun kardeşini okutan benim. Efendime söyleyeyim, Yeyla'daki evimizde oturan bunlar. Efendime söyleyeyim, elimden gelen her şeyi yaptım ben bu çocuk için. Ama hiçbir şey yürümez. Çünkü yalancı. Ahmet Selçuk Likan benim müdürümdü. Ferdivan plak şirketinin. Ona da söyledim. Onun vokalistim de aynı zamanda bu çocuk benim. Ondan sonra durup dururken yani böyle bir şey benim o tertemiz sistemimle yapmış olduğum o bestemi nasıl olur da bu şekilde insanlara yalan söyleyerek beste yapar ya? Efendim 30 sene oldu değil mi? Yeğeniniz... Hayır efendim 35 sene oldu. 35 sene. 35 sene önce. Peki az önce Sayın Bülent Ersoy da telefonla bağlandı. O da yorum yaptı bu konuya. Dedi ki madem öyle 35 sene niye susmuş dedi. Bülent Ersoy bu alemin bir duayeni. Bir defa insanların gözüne baktığı zaman ne demek istediğini anlar o. Konuşmasa da anlar. Şimdi Hakan'cığıma bir şey soracağım. Ya Hakan'cığım. Dinliyorum. Kaç tane film çektin? Abi 100 tane falan. Peki bu 100 film çekmene senin bu var mı şey oldu, torpil oldu? Yok öyle şey olur mu abi ya? Gördün ya abi ben kendisine de söyledim. Oğlum dedim bak şarkıcıdan olsun, sanatçıdan olsun, sporcudan olsun bunlara torpil olmaz. Tabii. Tanıştırırsın o kadar. Hayır ben şeye de inanamıyorum Ferdi abi. Yani bunca yıl dediği gibi ben Bülent Hanım'ın o söylediği son hani böyle çok pratik bir çözüm üretti, o bakış açısı getirdi. Ya bunca yıl şimdi Ferdi Tayfur'u biz hani yıllardır tanıdığımız çok değerli, kıymetli, karakteriyle, yaşayış tarzıyla her şey yönüyle bildiğimiz bir insan. Yani 50 yıldan beri bu ülkeye damga vurmuş sanatıyla, besteleriyle, yorumuyla, hayatı yaşayışıyla, entelektüel bakış açısıyla her yönüyle biliyoruz biz. Neden bir anda çıkıp bu kadar uç fitursuz bir ithamla... Hani bunu anlamlandıramadım. Gündeme gelme olayı ne olacak? Şimdi meyve veren ağacı taşlalar ya. O günah etken, ama ya. Artık yani benim meyveler de şey oldu artık. Yani dalında başladı solmaya. Bu yaşa gelmiş bir insanın böyle bir akrabası tarafından. Benim akrabam da şöyle akrabam. Anne bir abimin oğlu. Ben soyadım da kullanıyor yani. Heh.
Buna da bir şey söylemiş değilim. Yani onun soyadı Ferdi Tayfur ya da Tayfur değil ki. Ha, aa, onu kullanıyor ama sizin soyadınızı kullanıyor Aydoğan Tayfur yani, diye. Yani şimdi bunun içinde bir şey, bir harekette bulunmadım yani. Demedim akıllarına bir şey gelmesin diye. Abiciğim yani onun babası rahmetli, o şey olmasın diye, üzülmesin diye. Anladım. Cenazesine yani, gelmedi diyor. Öz diyor, amcası öldü cenazesine. Şimdi efendim ben biliyorsunuz bir rahatsızlık geçirdim. O rahatsızlığımın tam başlangıcı da rahmetli abim vefat ettiğinde. Cesaretim yoktu. Yürümeye bile cesaretim yoktu ya. Canım benim. Olur mu? Yok, bir de bunlar yani, ithamlar şık değil, çirkin. Hiç. Yani Ferdi abi gibi bir adam. Yani şimdi, böyle bir şey olur. Şimdi kalkıp da bu şekilde yani söylemesi, o duygularımın ya, o çok ağrıma gitti bir defa. Yani şarkı benimdi falan filan demesi benim çok ağrıma gitti. Bereket versin emmorlu falan demedi ya da işte huzurum kalmadı falan da demedi. Ya yani, efendim zaten hani, düşününce bakın sizin bir şarkınız yok ki, bin şarkınız bir var. Tabii canım. Yani siz bir döneme kaç 50 yıla damga vurmuşsunuz. Ve onlar ölümsüz. Onlar ölümsüz. Şimdi onlar çal, klasik. Hani rahmetli Kemal Sunal filmleri var ya, bir sürü evet, yeni projeler yapılıyor. Kemal abinin filmi koyuyor, evet, reyting birincisi. Ferdi abinin şimdi şarkılarını koy buraya, dün bestelenip insanlara geçen etki yaratır. Aynen onu yaratır. Bir de yani bir tane şarkı. Zaten söz sizin sözlerinize benziyor. Müzik tarzı beste sizin bestelerinize benziyor. Yani birini çıkıp da ben yaptım demek 35 sene sonra zaten ne kadar inanılır. Yani şu ayrıntı Ferdi Beyciğim o kadar önemli ki, siz soyadınız Tayfur soyadı, çok önemli bir soyad ve bu soyadı hak etmeyen veya bu soyadın sahibi olmayan birine kullanım izni vermişsiniz. Bir de şarkılarımı sahnede söylüyor. Benim gibi söylüyor. Ona da sesimi çıkartmadım. Ona da ses diyor, çıkarmadınız. Tabii ben taklit ediyorum. Sesini de taklit ediyorum. Ondan sonra ona da sesimi çıkartmadım. Yani bir ekmek desin. Hani bir yerlere gelsin diye. Yoksa töre ettim, ya, ben ettim evet, diyor. Evet. Tabii. Çünkü Ahmet Selçuk'a söyledi. Ahmet Selçuk dedi ki abi bu şirk dedi. Yalancı aynı zamanda palavracı. Bundan bir çocuk olmaz dedi abi dedi ya. Böyle şirketim vardı. Niye şirketimde vokalistimi okutmadın hayat olsa ya? Yok yani. Böyle şey, Ferdi abi sen hiç şey, üzme kendini. Niye biliyor musun? O kadar net herkes tarafından bilinen bir şahsiyetsin ki sen. Yani ben şeye çok üzülüyorum. Yani Ferdi Tayfur hakikaten bizim bir değerimiz. Şimdi en azından böyle mesnetsiz bir takım iddiaları kime yapıyorsa yapsın. Hadi bizler yaşadık ama Ferdi abi falan yapmayın ya. Hem bir de üzülüyor adamlar, onlara yazmayın böyle. Bir de var ya beste kargayı oysun gözünü. Soyadına kadar verdiğin, vokalistlik yaptırdığın, ekmek yesin diye şarkılarını verdiğin. Bak ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Bu piyasa öyle bir piyasadır ki, o kadar hassas bir piyasadır ki, gözlerinizde sizin ne olduğunuzu anlar halk. Gözlerinizi evet, konuşun. Konuştuğunuz zaman gözlerinize baktıkları zaman ne demek istediğinizi anlar bu halk, anlar. Eyvallah abi. Hak eden bir yere gelir. Hak eden. Bakın. Hak eden bir yere gelir. Saklı gizli kalmaz. Mümkün değil. Hiçbir eyvallah, şarkı, hiçbir insan, hiçbir kabiliyet gizli saklı kalmaz. Aynen öyle. İstemesen de ortaya çıkar o. Hak ettiği yere mutlaka gelir. Bravo. 35 yıl zaten o insanda, Aydoğan soyadına da Tayfur diyen o kişi de yetenek olsa 35 yılda bir yerlerden çıkar, biz de duyardık. Bir efendim, beste daha yapardı. Atanıza rahmet bir şarkı daha yapardı. Sizin bin tane besteniz var. Madem yani, ben de özledim o yaptı, sen de özledin diye bir beste daha yapardı. Yine meşhur olurdu. Senin söylediğin de mükemmel. Yani 35 yıl dur. Ondan sonra gel böyle saldır. Beste yani, kargayı oysun gözünü. Bizim yani işte zerre yani, tereddütümüz yok. Sizin bu açıklamalarınızdan sonra Türkiye'nin de kalmayacak. Şimdi benim arkadaşlar diyor ki mesela ben telefon açanlara falan diyor. Bu söylediğini al diyorlar. Mahkemeye al diyorlar. Bir de diyorlar protesto şarkılarını da okumasın. Evet. Sahnelerde mahnelerde. Hadi bakalım ne yapacak yani. Günah değil mi? Kendiler de yazdık. Bak onlar üzülüyor. 3-5 kuruş oradan para kazanıyor. Bilmem ne yapıyor yani. Bakın nereden iş yapıyorlar biliyor musunuz? Bu çocuk bana niye benziyor biliyor musunuz? Evet. Anneme benzediği için abim. Abime de benzediği için kendisi. Bana oradan benziyor. Benzerliği orada. Eyvallah benzerliği oradan gelir. Üvey kardeşim. Üvey abimin oğlu bu. Anladım abi. Hayatlarımız aynı değil. Üvey abisinin oğlu. Tabii canım abi, yani ben mesela ben Ferdi Tayfur tramvay vurdum. Bir de tramvay vurdum soyadım var benim. Ama ben gittim hakim ettim ki efendim böyle bir çok karışıklık oluyor.
yurt dışına falan çıkarken dedim, havaalanında falan diğer şahsı da istiyorlar dedim. Turan Bayburt'u. O Turan Bayburt kim? Ben dedim, şimdi aynı bakın. Bakın dedim, Turan Bayburt da benim dedim. O bakımdan bu Turan Bayburt'u kaldıracağım. Ferdi Tayfur'u kullanmak zorundayım. Plaklarında, şarkılarında, yapıtlarında dedim, bunu kullanıyorum ben. Sahne ismim olarak falan dedim. Gerçek ismim benim dedim. Burada benim rahmetli babamın Ferdi Tayfur'a hayranlığından gelen bir isim bu. Yoksa ben bunu yaratmış falan değilim. Bulmuş falan da değilim. Rahmetli babam dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı olduğu için 1958'de vefat etti Ferdi Tayfur. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şahbap Şavuşları, Lolar Hardy parlatan adam. Yani Sevdir Hanım, aynı adam 3 sesi, 4 sesi, 5 sesi birden konuşurdu, çıkarırdı. Yani Nurhan Gazi de kendisi konuşurdu mesela. Oradan çok hayrandı benim babam buna. Abi sana da benim dönemimde mesela Raşit diye benim bir arkadaşım vardı Fındıkzade'den. Biz orada büyüdük. Sana çok böyle benzeten, yani kendini benzetmeye çalışan insan çok olurdu. Saçını hayran senin gibi keser, bıyığını senin gibi tarar. Tesbihi öyle tutar, ceket tabii, öyle tabii. Giyer. Abi sen ne diyorsun? Efendim, ayrıca da yani. Siz bizim en büyük değerlerimizdensiniz. Tabii, siz canım, sağlıklı benim. Olun. Başınızda olun. Allah sizi eksik etmesin. Ve gelin o güzel bestenizi, o güzel sözlerinizi siz de hattayken biz de burada o günleri hatırlayarak bir dinleyelim. Abi, seni çok seviyorum vallahi billahi. Teşekkür ederim. Canım abim benim. Sağ olun, var olun. Dediğiniz çok doğru. Yetenek olsaydı gizli kalamaz. Terbiyeli bir şeysin sen. Sağ ol canım abim. Sevgiyle kalın. Ben herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Allah işinizi güzel. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Saygılar. Sağ ol. Hoşçakalın. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim, ben de özledim, ben de sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil. Bırakıp da giden sensin, bunun suçu bende değil. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil. Terk edip de giden sensin, bunun suçu bende değil. Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi, derdimin dermanı gibi, ben de özledim, ben de özledim, ben de özledim. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Olabilir mi böyle bir yetenek? Olsaydı 35 yıl gizli kalmazdı. Allah razı olsun bu güzel besteleriyle, güfteleriyle bugüne kadar. Ya Ferdi abi dediğin adam Ayfın. Yani artık yani bir el insaf had be kardeşim. Değil mi? Hakikaten. Bir de akrabandan geliyor. Besle ya, kayırgayı oysun gözüme. Ne vardı gözüme. Biliyor musun? Ferdiciler, orancılar. Değil mi? Ya bildiğin hani ama yani sempatik bir şekilde evet. Yani. Bunlar çok önemli değerler ya. Çok mühim. Bu bizim bu onları pamuklara sarmamız lazım. Sana yemin ediyorum bestelerini bunların saymakla bitiremezsin ya. Yarışma yapsan unutulanlar çıkar yani yüzlerce yani. Şimdi bugün kalkıp hani düşünebiliyor musun yani bu adamlara? 50'de bir yaşa gelmişler. Zaten hani sağlık çok problemleri iddialı var. Bir yaşam tarzını da benimsemiş adamlar değildir hiç. Yani bunlar. Naifler falan. E şimdi kalkacaksın gıyabında. Yarın bir gün Orhan abiyle de alakalı birilerinin kalkıp böyle.
Ya şık değil, etik değil. Yani buna müsaade etmeyelim yani. Bir de hani bunlar maneviyatıyla artık bu yaştan sonra, bu saatten sonra yaşıyor. Bugüne kadar dimdik kalmışlar. Abla insanları kirlenmemiş, hiçbir şeye bulaşmamış. Şurada karşıyım ben. Hani medya, basın mensubu arkadaşlarımız, hani genç arkadaşları tödel edin falan diyoruz ama yani. Artık ekol olmuş. Şimdi Bülent Ersoy, işte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Kaç tane kaldı? Zaten sayamıyoruz bak, zorlanıyoruz falan. Öyle. Kardeşim, bunları da bizim değerimiz olarak sanata damga vurmuş insanlar biraz saygı adı altında bu yıpranmalarına, üzülmelerine neden olacak haberler yapıyorken eğer %100 dayanağı yoksa falan yapmayalım. Mikrofonu ya. Bile tutma onları diyorsun böyle yani. Yap, tutma ya, yoksa ya. Aynen. Bir de nasıl üzülmüş? En çok da yeğeni olduğuna, tabii, ona ekmek kazandırdığına. Diyor ki bak, soyadımı şarkılarımı diyor, bedava verdim diyor. Yani. Şarkılarımı bedava verdim. Soyadımı ekmek yesin dedim diyor. Soyadımı kullanmak istedi ki kullandı, şu anda da diyor kullanıyor. Onuru kırılmasın, incinmesin ne demek, hay hay tabii ki dedim diyor, hala da diyor böyle gibi gibi. Hani buna rağmen yıllar sonra karşısına bu şekilde çıkıyor olması onu üzer. Üzmez. Yazık yani. En çok da emek verdiğini yapıyor. Hayat böyle bir şey vallahi. Bütün insanlar yani, buradaki insanlar da farklı farklı acılar, sıkıntılar yaşıyoruz ama biz bilindeki insanlar bunlar ya, maneviyetiyle yaşıyor, belli bir yaşı, sahip çıkalım kardeşim. Ve üzmeyelim onları. İyi ki varlar başımızda. Biz de ciddiye program bile olarak almıyorum ben Ferdi abi böyle en az ayda bir iki analım. Abi şarkılarıyla, analım. Hepsine. Tabii, hepsine. Analım. Onlara manevi minicik de olsa bir hani şeyimiz olsun. Bizim onları seviyoruz. Onları unutmuyoruz. Onlar her an bizim hem gönlümüzde yaşarken hem de aklımızdalar. Onu hissettirmiş olalım. Bülent Hanım'ı, Orhan abiyi, Ferdi Tayfur'u, Ferdi abiyi analım. Bizim de böyle bir konseptimiz olmuş olsun. Aynen. Reyhan da bunu en dibine kadar yapar. Ben de en zaten şık şekilde yapar. Ben gram şükür yapıyorum. Delisi. Yapalım. İnsan geçmişiyle aynen yaşar çünkü. Aynen. Efendim şimdi gelin sizi Cem Yılmaz'a götürelim. Bakalım neler yapmış.